Merhaba arkadaşlar. Eğitim serisinin dördüncü videosunda Navbar menüsünü ayarlayacağız. Hemen şu alt kısım arkadaşlar Navbar'ımızı ekleyeceğiz, menülerimizi ekleyeceğiz. Bu videoda bu işlemi yapacağız. Bunun için Bootstrap'ın sitesine gidiyoruz. Evet. Buradan dokümantasyona geliyoruz. Alt kısımda Components var arkadaşlar. Buraya bastık. Aşağıya gelip Navbar'ı seçiyoruz buradan. Buradan kendimize uygun Navbar bölümünü alacağız. Şu istediğimiz gibi arkadaşlar. Dropdown linkte olacak çünkü. Bunu tamamen kopyalıyoruz. Ve kod kısmına gelip şu Section bölümünün hemen altına kodumuzu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şu sayfaya gelip yenilersek bu şekil geldi. Şimdi üzerine küçük düzenlemeler yapacağız. İlk başta şuraya, hatta şu başa geleyim ben. Buraya container diyorum. Şöyle. Bir de yukarıdan biraz boşluk olması lazım. Bunun için buraya gelip margin top 4 diyorum. Yukarıdaki aralıkla eşit olması açısından. Şu anda güzel oldu. Daha sonra menülerimizi düzenleyelim. Programlamayı şöyle şuraya yazayım. İşte şöyle bir şey olsun. Şunu da yukarıya alıyorum. Pardon. Tamamen şöyle linki kopyaladım. Şunu hemen altına. Evet, menülerimiz tamamlandı. Şöyle bir sayfayı yenilediğimiz zaman görünüm bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de şu kısmı düzenleyelim hemen. Şu yukarıya geldim. Şurada navbar yazan yere videomuzun ismini yazdık. Bu şekilde. Şunu da arkadaşlar biraz rengi üzerinde oynayalım. Aynı şurası gibi olsun. Bunun için yukarıda ne yapmıştık? Şöyle bir şey denemişiz. Aslında ilk başta şunu ben direkt alayım. Şöyle yapıştırayım buraya. Buradan eklemelerini yapalım. Bir de renk vermişim buraya. Şu rengini de alıyorum. Evet, bunu da yapıştırdım. Daha sonra şu alttakini sildim. Sayfayı yeniliyorum. Evet, yukarıdaki gibi bir rengi aldı. Daha sonra arkadaşlar şu web kozu yazan kısmı bizim silmemiz lazım. Daha doğrusu display nine diyerek kaldırmamız gerekiyor. Ne zaman gözükmesi lazım bunun? Şöyle ki şu an normalde ekran tamamen büyük olduğunda X large oluyor. X large'da gözükmemesi lazım. Küçülttüğümüz zaman LG'de de gözükmemesi gerekiyor. Gözükeceği zaman aslında M'de, kol M'de de gözükmesi lazım. Bu sebeple şuraya geliyoruz. Şuraya gelip Display LG 9 diyoruz. Yani LG ve LG'den daha büyük olduğu zaman, yani şuradan itibaren büyük olduğunda gözükmesin diyoruz. Tabii bir de Display blok dememiz lazım. Display blok dediğimiz zaman burada herhangi bir işte MD, SM vesaire vesaire bir şey belirtmediğimiz zaman ne olacak? Normalde hep gözükecek. Ta ki LG koduna gelinceye kadar. LG'ye geldiği zaman ne olacak? Hatta sayfayı yenileyelim. Pardon. Sayfayı yeniliyorum. Şu anda gördüğümüz kadarıyla normalde gözüküyor. Şu anda MD'de. Birazdan LG'ye geçecek. LG'ye geçtiği zaman gördüğünüz gibi web koz yazısı silindi. Bu şekilde bir görünüm aldı.
İstediğimiz de buydu zaten arkadaşlar. Evet, şu anda menümüzü ayarladık. Şimdi üzerine birkaç değişiklik daha yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu linklerin renklerini ayarlayalım. Normalde hepsi grimsi duruyor. Hepsini siyah yapalım biz bunları. Evet, kod kısmına geçelim. Bunun için normalde Helly için ayrı bir class yazmak gerekir. Fakat biz böyle yapmayalım. Zaten şu div içerisindeki lilere bir renk atacağımız için ne yapıyoruz? CSS dosyamıza gelelim. Style CSS'e. Burada zaten bir ID tanımlanmış. Biz de bundan yararlanacağız. Diyeceğiz ki bunun içerisindeki lilin içerisindeki A'nın kolorunu işte örneğin ne olsun şimdilik bir bakmak için sallıyorum. Red dedim. Bu şekilde rengi değiştirebiliyoruz. Şöyle hafif aslında direkt siyah yapacağız. Onun için şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle iyi. Bir de üzerine geldiği zaman hafif bir arka plan rengi değilsin. Bunu yapalım. Onun için yine now var. Now drop down diyoruz. Bu sefer de Lee'nin üzerine geldiğinde arka plan rengi değişsin diyeceğimiz için Lee hover diyorum. Tabii bu sefer background diyeceğiz. Background color. Renk ayarı içinde şöyle bir şey yapabiliriz. Örneğin şuraya sağ tıkladım. Şöyle. Burada rengin üzerine tıklarsanız burada renk seçici açılır. Ona göre bir değer bulabilirsiniz. Şöyle iyi gibi. Şu kodu kopyalım ben. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir yenileyelim sayfayı. Sanırım biraz daha açmamız lazım rengini. Biraz daha iyi gibi. Bu şekilde. Bir de şu linkler arasında biraz boşluk bırakalım. Bunun için de index HTML'e geliyoruz. Burada her bir link'e kod yazmamız lazım. Şuraya geliyorum. PX yani X koordinatı üzerinde bir boşluk bırakıyorum. Soldan ve sağdan. Yenilersek. Gerçi şu ana sayfaya vermeyelim bunu. Ya da şöyle yapalım. Sadece bunu sağdan boşluk versin. PRight 2 diyelim. Bunun için PX2. Daha X koordinatına da gerek yok. Her bir için Right 2 diyelim biz buna. Bakayım boşluk ayarı iyi mi? Evet, böyle iyi. PR2 diyorum hepsine. Sondakini eklemeye gerek yok. Bakacak olursak fena değil. Şu arka plan rengini yalnız biraz daha açmak istiyorum ben. Şuna sağ tıkladım hemen. Şekilde iyi. Böyle kalsın. Şu an menüyü de ayarlamış olduk arkadaşlar. Bir de şöyle küçültüp bakalım. Küçüldüğü zaman menümüz bu şekilde geliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar menümüzü ayarladık. Bir de şu üst kısmın gizlenmesini sağlayalım. Bunun için yine index HTML'e gelelim biz. Bu sefer de ne yapacağız? İlk başta şu en üst bölüme geleceğiz. Header kısmına. Burada display ne zaman gözükmesi lazım? LG'de gözükmesi lazım. LG
LG'de blok olsun. Aksi takdirde küçük bir ekransa Display 9 diyelim. Şimdi çalıştıralım tekrar. Biraz daha küçültüyorum. Gördüğünüz gibi üst kısım, header kısmı gitti. Şimdi alt aynı şeyi aşağıda da uygulayacağız. Direkt kolu kopyalayabiliriz. Section içerisinde gelip class'ına bunu ekliyoruz. Sayfa yenilersek şöyle küçülteyim biraz. Evet. Görüntü gidiyor. Ve şu navbar kısmını da boşluğunu almamız lazım. Burada MT4 demiştik. Burada şöyle bir şey yapacağız. MT LG4 diyelim. Yenilersek şimdi düzelmiş oluyor. Bu şekilde bir görünüm oluşuyor arkadaşlar. Evet. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.